Sırada polar point fonksiyonu var. Polar point fonksiyonu verilen noktanın açı ve mesafeye göre ikinci koordinat noktasını bize veriyor. Polar point'i anlamak için çizgi komutunu kullanacağım. Çizgi komut da çünkü polar point gibi çalışıyor. Bir nokta belirtiyoruz. Daha sonra uzunluk ve açı belirterek ikinci noktayı elde ediyoruz. Burada uzunluk örneğin 50 değerini girdikten sonra tab tuşuna basarak açı değerini girebiliyorum. Örneğin 45 girdim. Tab tuşuna bastığımda noktanın buradaki noktanın ikinci noktasını buradaki değerlere göre elde ediyor. Polar point'in oluşturduğu ikinci nokta değeri de bu olacak. Burada grafik olarak açıklanmış. Bunun üzerinde denemesini yapacağız. Önce kodlamasını yapalım. Kodların bir kısmını önce de ben oluşturdum. Bu formül pi değişkenine pi değerini aktarıyor. Burada açı olarak 90 derece açısını verdik. Burada verdiğimiz açı polar point fonksiyonunda kullanılırken radyan cinsinden kullanılması gerekiyor. O yüzden buradaki derece olarak verilen açı değeri şuradaki formül kullanılarak radyan cinsine dönüştürülüyor. Burada n1'e bir nokta değeri alıyoruz. Daha sonra da polar point ile ikinci noktanın konumunu elde ediyoruz. Kodları çalıştırıyorum F8 ile adımlayarak. Bir nokta elde ediyorum. Birinci nokta. Şimdi PP değişkenine bu girilen noktanın N1 noktasının değerleri alınarak buna göre bir hesaplama yapılıp PP değişkenine polar point ile ikinci noktanın değeri oluşturulacak. 170-110 koordinatında şurada gördüğünüz gibi 170x 110y değeri. Komutu sonlandırdım. F5 ile çalıştıracağım. AutoCAD ekranında birinci nokta tıklanıyor, ikinci nokta oluşuyor ve PP değişkenine aktarılıyor. Ancak biz bunu göremedik. Görmek için şurada mesaj kutusunu kullanabiliriz. Burada PP yazıp sonucu göremeyiz. Bu şekilde yaptığımızda hata oluşturacaktır. Evet, çünkü bu 3 boyutlu bir değişken. O yüzden boyutlarını görebiliriz. PP0 and PP1 şeklinde görüş sağlayabiliriz. Bu x boyutu, bu da y boyutu. Buradaki açıyı değiştirelim. Şurada olduğu gibi 60 gireceğim. Çalıştırıyorum. Nokta ve çıkan sonuçlar 195, 103.3. Buradan kontrol edelim. Kontrol 1, 195, 103.3. Evet. İstersek bu ikinci nokta ile birinci noktanın arasını bir çizgiyle birleştirebiliriz. Burada addLine kullanacağız. Addline fonksiyonu. Daha önceki videolarda bunu kullanmıştık. Addline fonksiyonu model space içerisinde bulunuyor. O yüzden model space giriyorum. Nokta addline. Daha sonra da fonksiyonun parametrelerini gireceğim. Start point buraya N1 birinci nokta. End point de ikinci nokta olarak da PP'yi polar point ile elde edilen noktayı giriyorum. Bu şekilde kodları çalıştırıyorum. Nokta istiyor. İkinci noktayı kendiliğinden tıklamama gerek kalmadı. PP'de elde edilen değere uygun olan yere kadar birleştirdi. Şimdi bu kodları biraz geliştirelim. Şunları siliyorum. Evet, kodları bu haliyle bir çalıştıralım. F5. Tıkladığım yerden merkez noktası alarak polar point fonksiyonu kullanarak merkez noktasına göre her bir verilen dereceleri, açı değerini 0'dan 359'a kadar bir döngü oluşturarak 30 adımıyla adımlayarak bir döngü oluşturuyor ve bu şekilde bir çizgi topluluğu oluşturuyor. Bu çizgilerin uç noktalarına açı değerlerini gireceğim. Burada kullanacağım fonksiyon addText bu çizim alanına yazı eklemek için kullanılıyor. Bu da yine model space içerisinde addText fonksiyonunu kullanıyoruz. Birinci parametre ekrana yazılacak olan yazı. Burada n'ye giriyorum. Yani açı değeri 0'dan 359'a kadar oluşan döngüdeki açı değeri virgül. Yazının ekleme noktasını girmem gerekiyor. Burada ekleme noktası olarak r'ye giriyorum. Polar point'ten elde edilen nokta. Daha sonra da virgül. Üçüncü parametrede yazının yüksekliğini girmemiz gerekiyor. 3 değerini giriyorum yazı yüksekliği olarak. Bu şekilde çalıştıracağım. Merkez noktası olarak şu noktayı tıklıyorum. Uç noktasını. Bu şekilde çizgileri oluşturuyor ve değerleri de üzerine girilmiş oluyor. Yazının rengini değiştirmek istiyorum. Şunları siliyorum. Yazının rengini değiştirmek için burada fonksiyonu bir değişken ataması yaparak kullanmam gerekiyor. Burada yazı için y değişkenini kullanıyorum. Bu şekilde kullanılmıyor tabii. Parantez içine alıyoruz parametreleri. Bir de şuraya set girmemiz gerekiyor. Bunu girdikten sonra
Y'nin rengini istersek buradan değiştirebiliyoruz. Burada yeşil renk olarak belirttim. Tekrar çalıştırıyorum. Bir nokta istiyor. Evet. Şuradaki adım kısmını istersek sıklaştırabiliriz. Buraya 10 değerini girersek daha sıkı bir çizim olacak. Burayı siliyorum. F5 ile çalıştırdım. Noktayı tıklıyorum. Daha çok sayıda çizgi elde ediyoruz. Kodlarda küçük bir değişiklik yapacağım. Çizgi rengini de değiştireceğim. Ancak çizgi rengini değiştirirken değişen bir renk gireceğim. Bunun için şuradaki değişkeni kullanacağım. N noktası sürekli değişiyor. 359'a kadar değişiyor çünkü. Burada N değerini giriyorum. Tekrar çalıştırıyorum. Burada bir hata oluşturdu. 255'ten sonraki kısmını kabul etmedi. Bunu şu şekilde değiştireceğim. Çarpı nokta 7 ile bu şekilde deneyeceğim. Evet. Bunu istersek biraz daha sıklaştırabiliriz. Adım 0'dan başlayıp 359'a kadar birer birer artacak. Daha sıkı olacak. Şuradaki yazıyı kaldıracağım. F5. Evet, böyle bir cümbüşlü bir şekil ortaya çıktı. Sırada Add Arc ve Highlight fonksiyonları var. Highlight, True ve False değerleri alabiliyor. Açık, kapalı şeklinde. Belirtilen nesneyi vurgulu yapıyor. Bunun uygulamasını göstereceğim. Add Arc da yay çizmek için kullanılıyor. Burada 1, 2, 3, 4 parametresi var. Görevi yay çizmek. Kodlamaya başlayalım. Yay için bir değişken oluşturmuştum. Burada Adjust Arc nesnesini örnek alarak. Model Space içerisinde Add Arc bulunuyor. Parametrelerini girmemiz gerekiyor. Birinci parametre center, merkez noktası. Burada merkez noktası için bir değişken gerekiyor. Bu değişken için de M kullanıyorum. Ancak M'yi noktalarını X, Y, Z koordinatlarını almak için burada bir fonksiyon kullanacağım. GetPoint daha önce de kullandım. Birinci parametreye geçiyorum. İkinci parametre Add Arc'ın ikinci parametresi yarıçap değerini istiyor. Radius diye. Burada R değişkenini kullanıyorum. R değişkenini almak için de burada R eşittir. Get Distance kullanacağım. Daha önce bunları kullandık. Birinci parametresi M. M noktası alınacak. İkinci parametre Prompt, mesaj. Add Arc'ın üçüncü parametresi başlangıç açısını istiyor. Buraya A1 değişkenini, bitiş açısı içinde A2 değişkenini giriyorum. Bunlar henüz oluşturulmadı. A1, A2 değişkenlerini elde etmek için P1 değişkenini oluşturuyorum. Bunu GetPoint ile alacağız yine. Birinci parametresi M. İkinci bir nokta daha elde edeceğim için P2 değişkenini oluşturacağım. Buraya da bitiş noktası olarak değiştiriyorum. P1 noktasının, yani başlangıç noktasının merkez noktasıyla M değişkeniyle oluşturduğu açıyı hesaplattıracağım. Bunun için A1 değişkenini kullanıyorum. Angle from axis M virgül P1. M ile P1'in oluşturduğu açı, X eksenindeki açı A1 değişkenine aktarılacak. Burada şuna dikkat ediyoruz. Bu radyan değeri olarak aktarılıyor. Derece olarak değil. Aynı kodları A2 için de kullanacağım. Burada P2 noktasının oluşturduğu açı değerini elde edeceğim. Kodlar tamam. Kodları çalıştırıyorum. AutoCAD ekranına geçtim. Birinci parametre olarak merkez nokta isteniyor. Merkez nokta olarak M noktasını tıklıyorum. Yarıçap isteniyor. Burada yarıçap olarak klavyeden bir değer girebilirim. Ya da buradaki R noktasını tıkladığımda M ile R arasındaki mesafe kadar yarıçap değerini girmiş olacağım. Sonra başlangıç noktası isteniyor. Çizeceğimiz yayın başlangıç noktasını belirtmem gerekiyor. Burada R noktasını tıklıyorum. Buradan başlayacak. Saat yönünün tersine doğru çizim yapacağı için buradan başlayıp şuradaki noktada bitirmesini istiyorum. Burayı tıklıyorum. Evet, kodların çalışması tamamlandı ve yay çizildi. Gördüğünüz gibi burada R noktasından başlayıp saat yönünün tersine doğru hareket ederek çizim yaparak buradaki noktada çizimi sonlandırdı. Yayı ters yönde çizmek istersek, yani R noktasından bu noktaya kadar değil de R noktasından saat yönünde bu tarafa doğru çizmek istersek böyle bir özellik yok Arc komutunda. Ancak birinci nokta olarak buradaki noktayı tıklayıp daha sonra R noktasını tıkladığımızda bu istediğimiz yayı çizebiliyoruz. Bunun denemesini yapacağım. Bu yayı siliyorum. Kodları tekrar çalıştırıyorum. AutoCAD ekranına geçtim. Merkez noktası, M noktası. Yarıçap değeri olarak R'yi tıklıyorum. Başlangıç noktası olarak bu sefer buradaki noktayı tıklıyorum.
Daha sonra da bitiş noktasını istiyor. Bunun için de R noktasını tıklıyorum. Bu sefer çizdiği yay tersine oldu. Yani buradan başladı yine saat yönünün tersine doğru hareket ederek çizimi yaptı ve R noktasında çizimi tamamladı. Kodları tekrar çalıştırıyorum. Şurada uygulama yapacağım. M noktası. Yarıçap değeri olarak bu sefer değer gireceğim. Çünkü burada yarıçap değeri belli. R 50. Klavyeden 50 değerini giriyorum. Bir nokta tıklamadım. Şimdi başlangıç noktası. Burada P1 noktasını başlangıç noktası olarak tıklıyorum. Bitiş noktası da P2 noktası. Bunu yaptığımda yarım daire şeklindeki yayı oluşturuyor. Yayın yarım daire olması şart değil. İstediğimiz bir daire dilimi şeklinde olabilir. Bunun denemesini yapalım. Kodları çalıştırıyorum. AutoCAD ekranına geçtim. Merkez noktası tıkladım. Yarıçap değeri için klavyeden 50 değerini giriyorum. Daha sonra da başlangıç noktası. Buradaki nokta. F3'e basarak o snap'ı kapatıyorum. Şurada herhangi bir noktayı tıklıyorum. Buradaki noktaya denk gelen yere kadar olan bir yay çizeceğim. Tıkladım. Çizim buradan başladı. Şuradaki tıkladığım noktaya denk gelen açıya kadar çizilmiş oldu. Başka bir deneme daha yapacağım. Çalıştırıyorum. Boş bir alanda deneyeceğim. Merkez noktası yarıçap değeri olarak 40 giriyorum. Başlangıç noktası burayı tıklıyorum. Bitiş noktası ise burada bir yer tıklıyorum. Tıkladığım noktalara uygun yay çiziliyor. Highlight fonksiyonunu deneyeceğim. Highlight fonksiyonu nesneyi vurgulu yapıyordu. Bunu şurada uygulayabilirim. Yay nesnesine bunu uygulayacağım. Yay nokta highlight yazıp parametre olarak true ya da false girmem gerekiyor. Burada iki tane seçenek var. True'yu giriyorum. Yani vurgulama olsun. Kodları çalıştırdığımda çizdiğim yay vurgulu olacak. Çizim bittiğinde vurgulu olarak göreceğiz. Çalıştırıyorum. Merkez nokta yarıçap olarak 30. Başlangıç noktası bitiş noktası. Evet, çizim bitti ve sonunda da yay vurgulu bir şekilde görünüyor. Yani nasıl şurada bir nesneyi seçtiğimde bu da vurgulu olarak görünüyor. Klavyeden Escape'e bastığımda vurgu kaldırılıyor. Burada da aynı şekilde vurgu oluştu. Buradaki vurguyu kaldırmak için seçip daha sonra da Escape'e bastığımda vurgu kaldırılmış oluyor. Kodlarla bunu yapmak istersek burada true yerine false girmemiz gerekir.